kanalıma hoş geldiniz. Beni bu aralar bir hediye telaşı sarmış durumda. Bilmiyorum siz de aynı durumda mısınız? Ama ben böyle yılbaşı gibi özel günlerde maddi değeri çok yüksek olmasa da ufak tefek bir şeyler alıp sevdiklerimi mutlu etmeyi çok seviyorum. Şimdi böyle söyleyince sanki hediye alma konusunda çok uzman bir insanmışım izlenimi yaratmış olabilirim sizlerde. Ama tam aksine ben hediye konusunda korkunç bir insanım. Mağaza mağaza gezip saatlerce böyle zamanımı harcayıp bir türlü karar veremeyenlerdenim. O yüzden bu sene farklı bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Tüm hediyelerimi internetten aldım. Evet, ben tüm hediyelerimi Diyaner'in online web sitesi olan dr.com.tr'den aldım. Bunun için çok geçerli sebeplerim var arkadaşlar. İlki, zamanım yok. Beni yakından takip ediyorsanız ne kadar yoğun olduğumu biliyorsunuzdur. Zamanım olmadığı için internetten almayı tercih ettim ve yaklaşık 1 saat içinde tüm hediyelerimi seçmiştim ki bu benim için inanılmaz bir tasarruf. İkincisi arkadaşlar, farklı farklı mağazalara gidip böyle hani karar verememektense tek mağazadan tüm aile üyelerim için hediye bulabildim. Anneme, babama, kardeşime, eşime, herkese hitap eden bir şeyler vardı. Bu çok hoşuma gitti. Son olarak, ki bence en güzeli bu arkadaşlar, eğer web sitesini ziyaret ederseniz şunu göreceksiniz. Hediyeleri kategorilere ayırmışlar. Mesela seyahat tutkunlarına özel hediyeler, spor yapanlara özel hediyeler, elektronik tutkunlarına özel hediyeler, anneye özel, aileye özel, ya böyle inanılmaz kategoriler var. Eğer sizler de benim gibi hediye seçmekte zorlanıyorsanız eminim çok işinize yarayacaktır. Şimdi aldığım hediyeleri birazcık göstereceğim ama böyle çok detay vermek istemiyorum. Sadece hani sizlere de belki fikir olur diye şöyle kısaca bir özet geçeceğim arkadaşlar. Eşime dediğim gibi seyahat tutkunları başlığı altından çok dayanıklı bir powerbank aldım. Telefonda sürekli oynuyoruz, sürekli geziyoruz, sürekli fotoğraflar çekiyoruz ama hani şarjı en büyük problemimiz. Dayanıklı bir powerbank aklımızda vardı aslında. Ama ben tamamen unutmuştum. Seyahat tutkunları başlığı altında da görünce hemen aldım. Eşim bunu gerçekten çok sevecek diye düşünüyorum. Babam sık sık yolculuk yapıyor. O yüzden ona sevdiği sanatçının son CD'sini aldım. Yolda dinlerken beni hatırlasın diye. Anneme... evimizin yemek uzmanı anneme Arda Türkmen'in son zamanlarda oldukça popüler olan bu yemek kitabını aldım. İçinde çok güzel tarifler var. Eminim annem de bunu çok beğenecektir. Son olarak kardeşime de kitaplarda çok güzel bir indirim vardı. O yüzden sevdiği yazarlardan birkaç kitap aldım. Ama sadece kitapla bırakmadım. Aslında ona küçük bir çanta hazırladım. Böyle içinde çok güzel kar küreleri, işte kupa falan var. Onları da koydum. Sevdiklerimi ben bu tarz hediyeler aldım. Peki sizleri unuttum mu? Tabii ki unutmadım. Sizlere de küçük hediyeler aldım. Birazcık benimki çam sakızı çoban armağanı gibi oldu ama sizi de unutmak istemedim. O yüzden böyle birkaç farklı hediye aldım. Bu hediyeleri kazanmak için videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Ne yapmanız gerektiğini videonun sonunda anlatacağım. İşimiz daha bitmedi. Şimdi ben size bu hediyeleri nasıl daha da özel hale getirebiliriz? Bu konuda fikir vermeye çalışacağım. Hadi bakalım hediyelerimizi paketleyelim. Evet, ben hediyelerimi şu yine Diyaner'den aldığım çift taraflı kaplama kağıtlarıyla yapacağım. Gördüğünüz gibi hem bu tarafını kullanabiliyorum hem bu tarafını. Bu desenleri ben çok beğendim. Bunlarla kapladıktan sonra üzerine süsleyip daha da kişiselleştireceğim. Bence yeni yıla en çok yakışan malzemeler doğal olanlar. O yüzden ben bu hediyemi paketlerken jüt ipi ve ağaç dalları kullanmaya karar verdim. Bir de yine böyle kırtasiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz pomponlar kullandım. Bu kullandığım etiketi daha önce kurabiye yapımı videomda da göstermiştim sizlere. Bunların linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Bu paketimi yılbaşının olmazsa olmazı geyik figürüyle süslemeye karar verdim. Ve bu geyiği arkası yapışkanlı simli evaları kullanarak yaptım. Bu evaları tüm kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bir de benim şu gördüğünüz yıldızlı delgecim var. Bu delgeç inanılmaz faydalı çünkü hepsi aynı boyda eşit şekiller elde edebiliyorsunuz. Müzik
kıyafetim için siyah kaplama kağıdı aradım ama maalesef bulamadım. O yüzden ben de siyah fon kartonu kullanmaya karar verdim. Ve üzerine beyaz kalemle kar taneleri ve çeşitli süslemeler çizdim. Tabii ki Noel Baba'yı da unutmamak lazım. Kırmızı bir kaplama kağıdının üzerine yine arkası yapışkanlı simli evaları kullanarak bir kemer figürü çizdim ve gerçek düğmeler kullandım. Bence altın rengine en çok yakışan renk siyah. O yüzden ben simli Eva'dan eşit boyda yıldızlar elde ettim delgecim yardımıyla. Ve daha da şık olması için normal kurdele yerine kadife kurdele kullandım. Son olarak bu dantel şeklinde bardak altlığı olarak kullanılan kağıt parçalarından bir çam ağacı elde ettim. Umarım beğenmişsinizdir.
genelde sizin hediyeleriniz arkadaşlar. Öyle çok büyük şeyler değil ama dediğim gibi hani bu yılbaşında sizleri unutmak istemedim. Şimdi biliyorsunuz ben daha önce bir Sharpie seti almıştım ve hani bana çok fazla sormuştunuz nereden aldın diye. Ben Diyaner'den aldığımı söylemiştim. Hazır Diyaner'den alışveriş yapmışken sizin için de bir Sharpie seti aldım. Bu Sharpie setini birinize hediye edeceğim. İkinci olarak arkadaşlar en sevdiğim kitaplardan biri benim Simyacı. Şu gördüğünüz kitap. Bunun 25. yıl özel baskısı. Böyle kalın kapak, gördüğünüz gibi kapağı var. Çok güzel. Eminim siz de bu kitabı seviyorsunuzdur. Bu özel baskıyı da bir kişiye hediye edeceğim. Bir kişiye daha hediye vereceğim arkadaşlar. O da son zamanlarda çok popüler olan Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabı. Ve bunun yanında bir adet gördüğünüz tatlı mı tatlı kar küresi. Bu ikisi de bir kişiye gidecek. Peki bu hediyeleri kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Çok basit arkadaşlar. Sadece çok kişisel bir yorum bırakmanızı istiyorum. Aşağıya lütfen 2017'de gerçekleşmesini istediğiniz bir dileğinizi aşağıya yorum olarak bırakın. Rastgele çekilişle bu 3 hediyeyi sizlere vereceğim. Web sitesini ziyaret etmek istiyorsanız aşağıda linki mevcut arkadaşlar. Oradan direkt girebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.